bilinmeze doğru yapılan bir otobüs yolculuğu. Bu Ukraynalı sığınmacıların birkaç aydır Bulgaristan'ın Burgaz kentinde kalacak bir yerleri vardı. Ancak devlet şimdi onları başka yerlere gönderiyor. Ne kadar süreliğine olduğunu ise kimse bilmiyor. Ну, з двома дітьми це дуже складно, їх нікуди залишити. І вони приїжджають разом зі мною. Haziran ayına kadar 60.000 Ukraynalı sığınmacı Bulgaristan'ın sahil şeridindeki bu otellerde kalıyordu. Ancak yaz sezonunun başlamasından önce hükümet otel işletmecilerine verdiği ödeneği azalttı. İşletmeciler önceden bir sığınmacı için günde 20 € alırken artık 8 € almaya başladı. Otelin yöneticisi bu miktarın giderleri karşılamada yeterli olmadığını söylüyor. Ясно, че това е нашият основен бизнес. Имам предвид ваканционния туризъм, така че нямаше друг вариант как те да останат при нас по време на активния туристически сезон. Diğer yandan turizm sektöründe sezonluk işçi sıkıntısı yaşanıyor. Karina ve Marina Potapenko bu nedenle kalmalarına izin verilen sayılı Ukraynalı sığınmacıdan. Ukrayna'nın Harkiv şehrinden geliyorlar. Orada bir çiçekçi dükkanları vardı. Şimdi ise otelin restoranında çalışıyorlar. Сложно пока планировать вообще. Мы не знаем, что будет завтра, но планируем хотя бы сезон весь быть здесь и работать. Otel işletmecileri sığınmacıların boşalttığı odalara kaç turistin geleceğini bilmiyor. Zira müşterilerinin çoğunluğu Rus turistlerdi. Ancak Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan dolayı gelemeyecekler. Bu arada bölge halkının bir kısmı sığınmacıların başka yerlere gönderilmesinden memnun. Според мен достатъчно вече помогнаха. Не е нужно повече да ги подкрепят. Turizmden geçinenler Ukraynalıların iyi iş getirmediğini söylüyor. Ne kupote ne at para. Niçin ne yapıyorum? Sığınmacılar konusu Bulgaristan'da önemli bir mesele haline geldi. Hala güçlü bir dayanışma var. Başkent Sofya'da Sovyet anıtları Ukrayna bayrağının renklerine boyanmış. Bu gösteride ise Ukraynalılara yardım çağrısı yapılıyor. I don't think that there is like that Europe is like a safe space for anyone. So by showing you know the best of us to refugees is a good way to work for there to be a safe space for them, then there is a safe space for us. Bununla beraber anketlere göre Bulgarların 1/3'ü Rusya Devlet Başkanı Putin'e hala sempati duyuyor. Sosyolog Dimit Arganov, savaş uzadıkça Ukraynalılarla dayanışma sağlamanın da giderek zorlaşacağını savunuyor. Подкрепата спрямо бежанците, България да приема бежанци на своя територия ще пада по проста причина, че ще продължи това напрежение, което създава около бежанците. Ще има това напрежение, че България продължава да ги издържа, че те не се интегрират бързо в трудовия пазар. Marina ve Karina ise süregelen tartışmalardan habersiz çocuklarına keyifli anlar sağlamaya çalışıyor. Akılları ise kıyının diğer tarafında, hala şiddetin devam ettiği ülkelerinde. Дома бомбят. По-прежнему Харьков также разрушают, особенно ночью. Везде пока очень напряженная ситуация и возвращаться пока некуда. Marina'nın kızı Alina memleketinin adını duyunca gözyaşlarına boğuluyor. Alina okula gitmek istiyor. Şu ana kadar çeşitli bürokratik nedenlerden dolayı bu mümkün olmamış. Hükümet entegrasyonun zor olduğunu söylüyor. Работа сезонная, и когда заканчивается сезон, здесь нечего будет делать, нечем будет кормить детей, опять же, негде жить. Поэтому мы будем искать там, где мы сможем заработать и накормить наших детей. Bu nedenle Marina ve Karina sonbaharda kıyı şehirlerini terk eden diğer sığınmacılar gibi buradan ayrılacaklar. Ya başka şehre ya da başka bir ülkeye.